Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Evet, açık bankacılık konuşacağız artık. Yani finans dediğimizde sürekli duyduğumuz bir kavram haline geldi. Herkes açık bankacılıktan bahsediyor. Artık bugün tüm detaylarıyla konuşacağız bunu. Ben aslında iki taraftan da görüşler alacağım ama öncelikle İş Bankası'yla, Vedat Bey'le başlamak istiyorum. Yani sonuçta İş Bankası dijital çözümler hususunda temelinde bir geleneksel banka, öyle hizmet veriyor. O yüzden hani siz de bir bankacı gözüyle açık bankacılık sizin için ne ifade ediyor? Öncelikle bunu alalım. Erdem Bey çok teşekkürler soru için. Öncelikle fiziken burada salonda bulunan katılımcılarımıza ve online kanallardan bizi şu anda izleyen tüm izleyicilerimizi ben saygıyla selamlıyorum. Tabii açık bankacılık ve dijitalleşme gibi kavramları aslında küreselleşme olgusundan çok istemiyorum ben. Çok ayrı bir şekilde düşünmek istemiyorum. Orada da küreselleşmeyi net bir şekilde anlayabilmek için özellikle yarattığı değeri ölçebilmek için son 100-150 yıllık dönemde ticaretin serbestleşme adımlarına bir miktar göz atmanın ben yararlı olabileceğini düşünüyorum. O konuda şöyle kısaca bir bilgi vermek yararlı olabilir. Biliyorsunuz 19. yüzyılın hemen ortasında ilk globalizasyon dalgası başladığı zaman serbest ticaret anlaşmaları, uluslararası anlaşmalar, haberleşmenin kolaylaşması, onun devamında deniz ticaret filosunun gelişmesi ki bugün de çok önemlidir. Hala da dünya ticaretinin %90'ından bir miktar fazlası deniz yoluyla yapılır. Ve devamında da yeni yolların açılmasıyla birlikte ilk globalizasyon dalgası kendisini göstermeye başlıyor. Ne yapıyor bu? Aslında bir taraftan ticaret liberalleşirken bütün dünya için aynı zamanda da dünya ticaret hacmi de artmaya başlıyor. Hemen onu takip eden dönemde, Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde bu sefer finansal globalizasyon süreci başlıyor. Orada da sermaye akımları, yüksek miktardaki sermaye akımları dikkati çekiyor. Onu izleyen süreçte ise malum 1929 yılında büyük ekonomik buhran ki bütün dünyayı derinden etkilemiştir hem politik hem de ekonomik bakımdan. Büyük buhran geliyor. Onu izleyen süreçte ise bu kez İkinci Dünya Savaşı'nı dünya yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni dünya düzeni diyoruz biz bugün tanımladığımız zaman. O dönemki politika yapıcılar arasında şöyle bir görüş birliği oluşmaya başlıyor. Dünyada ortak bir ekonomi politikası, para politikası olmadığı için bu ekonomik buhranlar ve savaşların önüne biz geçemiyoruz. Bu öngörüyle birlikte daha savaş bitmeden önce, İkinci Dünya Savaşı bitmeden önce 1944 yılında Bretton Woods'ta ortak para politikası kararı alınıyor ve onun hemen devamında da daha önemli bir karar alınıyor. Dünya ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması için gümrük tarifeleri ve genel ticaret anlaşması uygulanması konusunda 23 ülke bir araya geliyor. Bence son derece önemli bir gelişme. Bir imza atılıyor ve 1948 yılında bu yapı devreye giriyor. Ne yapıyor? İlk etapta 45 bin kalem mal üzerindeki gümrük tarifesi ya sıfırlanıyor ya da sıfıra yakınsıyor. Şöyle ifade edeyim, 19. yüzyılın başında aslında David Ricardo'nun, ekonomist Ricardo'nun bahsettiği karşılaştırmalı üstünlüğün ilk defa uygulanabileceği bir ortam dünya genelinde uygulanmaya başlıyor. Tabii bu yapı daha sonra 1995 yılında bugünkü bildiğimiz ismiyle Dünya Ticaret Örgütü adını alıyor. Uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması bir taraftan tabii dünya ticaret hacmini artırırken bir taraftan da ortaya çıkan rekabet üretilen ürün ve hizmetlerin de kalitesini artırıyor. Günlük hayatımızdan, günlük hayatımızdaki konfordan yaratılan zamana kadar önemli açılımlar sunuyor insanlığa. Bu bahsi şöyle kısa bir bilgi verip kapatacağım. Ondan sonra hemen sorunuzun diğer kısmına geçeceğim. Bakın elimizde önemli bir veri seti var. 1270 ve 2016 yılları arasında İngiltere'nin gayri safi yurt içi kişi başı gelir dağılımlarını gösteren önemli sağlıklı bir veri seti var. Oradan birkaç bilgi vereceğim izninizle. Bakın 1270 yılında kişi başı gelir sadece 1000 pound. 1800 yılına geliyoruz. Aradan yaklaşık 530 yıl geçiyor. Sadece 2000 pound artıyor. Bir dünya ticaretinden söz edemiyoruz o dönemde. Bu sefer 1900'e geldiğimiz zaman ilk globalizasyon dalgası başlıyor. 3000 olan rakam 5000'e çıkıyor. Bakın 530 yılda 2000, 100 yılda bir 2000 daha. Ama
Gerçek, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki globalizasyon dalgasının etkisini net bir şekilde görüyoruz. 5000 olan rakam 30.000'e yükseliyor. Bu ticaretin serbestleşmesi, başka bir ifadeyle açık ticaretin uygulanmasıyla ortaya çıkan bir rakam. Aslında tarihsel süreci aktarmamın sebebi de bu. Ben aynı şekilde açık bankacılık kuralları çevresinde verilerin güvenli bir şekilde demokratikleşmesinin de aynı etkiyi yapacağını düşünüyorum. Ticaret hayatında hem üretilen ürün ve malların hizmet kalitesi yukarıya çıkacak, hem de dünya ticaret hacmi de bu dönemde bir kez daha yüksek artışlara sahne olmaya başlayacak. Bu açıdan baktığım zaman ben açık bankacılığı devrimsel bir gelişme şeklinde adlandırırım. Son derecede önemli bulurum. Daha teknik, tabii çok makro bir çerçeve çizdim. Biraz daha teknik bir şekilde ifade etmem gerekirse, yani mikro şekilde ifade etmem gerekirse, açık bankacılık finansal verilerinizin size çok daha iyi hizmetler, çok daha iyi teklifler sunulabilmesi için üçüncü parti taraflarla, burası önemli, çok iyi regüle edilmiş bir ortamda paylaşıldı. Bir yapıya verilen isim, hemen günümüzdeki karşılığında ifade edeyim. Avrupa Birliği'nde ilk örneğini görüyoruz. 2009 yılında Avrupa Birliği'nde ilk mevzuatsal dayanak oluşturuluyor. 2016 yılında mevzuatsal dayanağın zemini geliştiriliyor ve yine 2016 yılında açık bankacılığa ilk geçen bölge dünyada Avrupa Birliği oluyor, İngiltere'ye geçiyor. Çok teşekkürler. Yani kronolojik olarak da muhteşem bir özetti. Çok yani gerçekten çok bilgilendiriciydi bence. Ayrıca teşekkür ederim. Evet, gelelim Softtech Ventures tarafına. Yani daha çok girişim ve teknoloji tarafına geçelim. Ben aslında aynı soruyu, yani açık bankacılık nedir? Bu sefer farklı bir bakış açısıyla, yani girişim ve teknoloji özelinde nedir, nasıl açıklanır onu soracağım. Elbette, ben de aslında Vedat Bey'in başladığı yerden biraz devam edeyim. Çünkü bildiğiniz gibi aslında globalleşmeyle birlikte özellikle teknoloji devleri oluştu. Bu GAFA adını verdiğimiz Google, Apple, Amazon, Facebook gibi kurumlara karşı aslında Avrupa Birliği'nin bir düzenlemesi bu. Onlarla özellikle finansal teknolojinin anlamında rekabet edebilmek için ortaya çıktı. Bu tabii sınırlayıcı bir düzenleme değil, daha çok rekabeti arttırıcı ve sektörü dijitalleştirip geliştirici bir uygulama. Burada da özellikle Avrupa bankalarındaki dijitalleşme eksikliğinden dolayı girişimcileri aslında kuvvetlendirmek istediler. Bildiğiniz gibi girişimler özellikle teknoloji alanında hem risk alma iştahları, hem de özellikle çevik yaklaşımlarıyla çok daha başarılı olabiliyorlar. Avrupa'da da aslında benzer oldu. Açık bankacılıktan çok daha önce başarılı olan fintechler gerçekleşti. Hatta bunlar açık bankacılığın da önünde ilerlediler. Elbette ki regülasyon biraz da arkadan takip etti. TechCep de aslında bir girişimcilik projesi olarak Softtech içerisinde başlamış bir uygulama. Bu açıdan ciddi benzerlikler adresliyor. Özellikle şunu da söylemek gerekiyor ki bu 2016 yılındaki Avrupa'daki çalışmaları izlerken özellikle de İş Bankası'nın hem yurt dışı şubeleri hem de yurt dışı bankalarıyla yaptığımız çalışmalarda oradaki dijitalleşmenin aslında ne kadar geride olduğunu, bankalar arası iletişimi bir yana bırakın aslında şubelerin arasında bile veri akışında sorunlar olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında burada bir teknolojik eksiklik vardı. Gerek Maxitech San Francisco ofisimiz, gerek Şangay'daki Çin ofisinin bilgileri, bunları biz açık bankacılıkta da aslında Avrupa'da, Almanya'da bir Maxi Digital adında bir açık bankacılık girişimiyle oluşturarak paralelde TechCep'le birlikte buradaki hem teknolojiyi hem girişimciliği bir araya getirerek sonuç almış olduk. Özetle teknolojiyi o günün özellikle regülasyonlarına uyumlu olmak, sonra da gelecekte gelebilecek regülasyonları da öngörerek bunu baştan planlamak sizi çok başarılı hale getirebiliyor. Çok teşekkürler. Şimdi iki farklı bakış açısından aslında açık bankacılığı bir özetlemiş olduk. Şimdi ben tekrar geleneksel banka tarafına dönmek istiyorum. Şimdi bir devrim dediniz az önce açık bankacılık için. Kesinlikle katılıyorum buna. Ama bu nasıl bir devrim olacak? Yani geleneksel bankacılıkla açık bankacılık arasındaki farklar şu an için neler ve gelecekte ne öngörüyorsunuz? Aslında yani önümüzdeki dönemde karşımıza ne çıkacak, bunları alalım. Çok teşekkürler soru için. Şöyle başlayayım. Tabii geleneksel bankacılığı aslında hepimiz deneyimledik. Bu konuda hepimizin bir deneyimi var. Henüz yaşlarımız yeterli bunun için. Yüzyıllardan bu yana aynı şekilde devam eden, şubeyi işin merkezine alan bir bankacılık sistemi varken, internetin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı 1990'lı yıllardan itibaren yapı değişiyor. Önemli bir kabuk değişimini biz görmeye başlıyoruz. Aslında internet tabii
literatüre baktığınız zaman 1950'lerden itibaren konuşulan bir konudur. Ancak 1970'li yıllardan itibaren dünya ekonomisindeki öncelikler değiştiği için orada otomatikleşme, elektronik, bilgi teknolojilerinin daha fazla işin içine girmesi işin doğasını değiştiriyor. Çünkü o dönemde artık önemli olan bir taraftan elastik üretim, zamanında üretim ve üretimin durmaması. Sizin bunu yapabilmeniz için mutlaka bilgi teknolojilerinden yararlanmanız gerekiyor. Bu dönemde tabii özellikle 80'li yıllardan itibaren sağlık, medya, finans gibi sektörlerde ciddi bir bilgi birikimi var. Bu biriken büyük bilgiyi dönemin analog sistemleriyle işlemeniz, onlardan anlamlı sonuçlar çıkarmanız tabii mümkün değil. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkınca bu süreç bizi 90'lardan sonra dijitalleşmeye doğru taşıyor. Peki bankacılıkta ne oluyor? Ben özellikle Türk bankacılık sektöründe ne olmuş 90'lı yıllardan itibaren onlardan bahsedeyim. Çünkü o dönem olan bütün gelişmeler aslında bugün konuştuğumuz açık bankacılık veya dijital bankacılığın bir anlamda katalizörü olmuştur. O yüzden o süreç hakkında kısaca bir bilgi vermek isterim. 1992 yılında aslında ilk dijital uygulamalardan bir tanesi hayatımıza giriyor. Hepimizin bildiği elektronik fon transferi, EFT diye kısaca adlandırdığımız. EFT hayatımıza girdikten sonra artık bankacılıkta bizim başkaca inovatif gelişmelere şahitlik yapacağımız hemen hemen anlaşılmıştı. Çünkü süreç orada kalmayacaktı. Tabii bu süreçte yaşananları şöyle adım adım zihnimde taradığım zaman bankam, İş Bankası'nın bazı uygulamalarından bahsetmemek gerçekten olmaz. Onlardan kısaca bahsetmek isterim. EFT'den hemen sonra bankamatikler. Bugün hepimizin bankamatik şeklinde adlandırdığı ATM'ler hayatımıza giriyor. Bankamatik aslında bildiğiniz gibi bankamızın bir markası. Bankamatik ismi bu konuda verilen hizmetin de genel bir şekilde ismi oldu. Bankamatikten 4 sene sonra bu sefer 1996 yılında interaktif telefon bankacılığıyla biz müşterilerimize bir telefon kadar yakın olmaya başlıyoruz. İş Bankası üzerinden anlatıyorum ama süreçte buradan çok net bir şekilde aslında görülebilecek konuşmamı tamamladığım zaman. Tabii burada bakın gelişmeler ilk etapta hep kanal bazlı gidiyor. Bankacılık kendisine yeni kanallar açıyor. Bankacılık yeni kanallar açtıkça da müşterilerimizin finansmana ulaşımı veya aldıkları hizmetin kalitesi de aynı şekilde artmaya başlıyor. 1997 yılı önemli. İlk internet şubesi devreye alınıyor. Bankamızın Türkiye'deki ilk internet şubesi devreye giriyor. Bu sefer tabii akıllı telefonların da hayatımızda aldığı zaman da çoğalmaya başlayınca bankacılık kanaldan ziyade mobil taraflara doğru akmaya başlıyor. Bu defa ödeme sistemlerinden bir örnek vereyim. Yine bakın Türkiye'nin ilk QR kod kullanılan ödeme sistemi, para kodu biz İş Bankası olarak ilk kez müşterilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bugün tabii birkaç oturumda ismi geçti, panelimizin konusuna da en çok uyan ürünümüzdür. Tek cep hakkında kısaca bilgi vereyim. Az önce Umut Bey de bahsetti. Son derece önemli bir ürün. Tek ceple birlikte aslında biz müşterilerimize şu imkanı sunduk. Şu şekilde düşünelim, ortalama bir işletmenin birden fazla çok bankayla çalıştığını, o birden çok bankada da birden fazla hesabı olduğunu biliyoruz. Normal koşullarda tek cep olmadan önce bir girişimcinin o gün hesaplarını görebilmesi için belki en az 3-4 tane bankanın uygulamasına girip bu konuda zaman harcayıp tek tek hesaplarını bir dökümü çıkartıp anlamlı bir sonuca ulaşması için önemli bir zaman harcaması gerekiyordu. Biz tek cepte tamamen bunu ortadan kaldırdık. Artık tek bir ekrandan, iş cebin içerisinden ticari müşterilerimiz, iş cebinde şu anda ifade edeyim 10 milyon üzerinde kullanıcısı vardır. Önemli bir sayı yakın zamanda geçtiği için özellikle zikretmek istedim. İş cebin içerisinden girip rahatlıkla tek bir ekrandan oradan bütün hesaplarını görebiliyor. Tabii tek ceple kalmadı. Devamında alacak yönetiminin de aynı şekilde tekilleştirilebilmesi için TekPOS yine bankamız tarafından Softek'le işbirliği içerisinde müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Ve orada da alacak yönetimini de aslında müşterilerimizin ciddi bir şekilde kolaylaştırmış olduk. Tabii şöyle geçmişten bahsettik. Geçmişten bahsetmek, geleceğe dair öngörülerimizi sağlıklı kılacaksa önemli. Bu anlamda bilgi vermeye gayret gösterdim. Bugünden de bahsettik. Gelecekte bizi ne bekliyor? Bir defa salonda bulunan veya şu anda bizi izleyen bütün izleyicilerimizin aklındaki şey var. Tabii yapay zeka daha fazla yer almaya başlayacak.
ekonomik süreçlerde yer aldığı zaman tabii otomatikman hayatlarımıza da girmiş oluyor. Daha fazla olacak. Yapay zeka ile birlikte veri işleme kalitemiz artacak. Veri işleme kalitesi arttıkça daha anlamlı sonuçlar çıkarmaya başlayacağız. Geçmiş dönemlerde bakıp da görmediğimiz birçok sonuç ortaya çıkacak ve bütün bunların hepsi de sunulan ürün hizmetlerin kalitesini artıracak, maliyetini düşürecek bir taraftan. Tabii ikinci olarak fintechlerden bahsetmek isterim. Mutlaka önümüzdeki dönemlerde fintechlerin çok daha entegre olduğu bir yapı bizi bekliyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yine iş ortaklıkları kapsamında pazar yerleriyle yapılacak işbirliklerinin hayatımızda daha çok yer tutacağını söyleyebilirim. Ve şunu da ifade etmekte fayda var. Bunu söyleyerek tamamlayayım. Önümüzdeki dönemde bir tekilleşme de yaşayacağımızı ben öngörüyorum. Bir işin ekonomik döngüsü net bir şekilde belirlenip o ekonomik döngüye dair hizmet sunan tüm yapıların aynı yerde gömülü olduğu sistemlerin, bir anlamda platformların daha fazla konuşulacağı bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum ben. Sabah Emre Bey de yine platformdan bahsederek başladı, platformlardan. Yine bu arada Türkiye'nin finans dünyasıyla ilgili çok güzel bir özeti. Tekrardan teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, gelelim yine girişimcilik ve teknoloji tarafına. Aslında yine aynı soruyu soracağım. Yani açık bankacılığın geleceğini soracağım. Orada ne gördünüz ama yine farklı bir bakış açısıyla. Yani girişimcilik ve teknoloji özelinde nasıl bir gelecek görüyorsunuz açık bankacılık için? Tabii ki şimdi açık bankacılık yaklaşık 5 yıl kadar önce oluştu. Türkiye'ye de bu dönemde geliyor. Şu anda da aslında özellikle İngiltere'nin 2009 yılının sonlarına doğru başladığı bir açık finans açılımı var. Bununla ilgili çeşitli bilgi toplamaları oldu. Benzer şekilde Avrupa Birliği de dijital finans stratejisi kapsamında daha da dijitalleştirmek istiyorlar finansal ortamı. Bu tabii girişimcilere, aslında yatırımcıların ilgisini giderek arttırıyor. Çünkü düzenleyici kurumlar bunların önünü de açıyor girişimlerin. Dolayısıyla da iki tane farklı rüzgar oluşacak. Oluşmakta zaten halihazırda, çünkü girişimler bunu yapıyor. Özellikle finansal teknoloji alanında bu açık finansla birlikte yatırım odağında, mortgage gibi, sigortacılık gibi, finansal danışmanlık gibi ya da daha kredi finansmanı gibi girişimlere ağırlık kazanıyor. Bu yıl zaten özellikle şimdi al sonra öde dönemi oldukça yaygın, çok popüler. Bir diğer ikinci grup aslında girişim grubu da şu şekilde oluşmasını bekliyoruz. Bu da özellikle bütün şirketler, ben acaba müşterilerime nasıl bir finansal fayda sağlarım, bu finansal faydalardan gelir elde edebilir miyim şeklinde sorular sormaya başladılar. Dolayısıyla aslında teknoloji şirketleri dışında çeşitli sektörel oyuncular da fintechleşmeye doğru gitmeye başladılar. Müşterinin yaşam döngüsünde müşteriye fayda sağlayan yeni girişimler de oluşabilir. Özellikle sektörel dijitalleşmeyi hedefleyen. Bu şekilde adresleyebiliriz. Teknoloji anlamında bakarsak aslında 3 tane önemli büyük mega trend görüyoruz. Yani bunları 20, 30, 40, 50 yıllık trendler olarak bakabiliriz ama bunların sürekli olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Birincisi aracısızlaşma. İkincisi özellikle şu anda Metaverse olarak da çok popülerleşen dijital gerçeklik diye biz 4-5 yıldır teknoloji raporunda bundan bahsediyoruz. Son olarak tabii ki yapay zeka. Burada mega bir üçlü trend var. Aracısızlaşma aslında şu anda DeFi uygulamalarıyla da konuşulan blockchain tabanlı bir yapı olarak çok büyük gelecek vaat ediyor. Çünkü blockchain verinin demokratikleşmesi, verinin güvenliğinin sağlanması, yeteri kadar açılması konusunda çok iyi bir teknolojik altyapı sağlıyor. Fakat o oluşana kadar bizim elimizde şu anda yerel bulut teknolojileri, API teknolojileri gibi teknolojileri kullanarak bu kısımda vizyonumuzu ama aracısızlaşmaya gidecek şekilde ilerliyoruz. Dijital gerçeklik çok daha uzun vadeli gözüküyor. Özellikle bizim bu AR gözlükleriyle ya da VR karmaşık gerçeklik gözlükleriyle gerçek yaşamın içerisinde, akıllı şehirlerin içerisinde alışveriş yapabileceğimiz ya da hayatımızın yaşam döngüsünü yürütebileceğimiz uygulamalar geleceğine biz inanıyoruz. Fakat şu an elimizdeki en aktif ve en müşteri deneyimini etkili kılan teknoloji olarak özellikle mobil teknolojiler ön plana çıkıyor. Son olarak yapay zeka elbette ki bir finansal danışman olsun ve bizim yerimize bu işleri yapsın isteyebiliriz ama şu anki teknoloji yapay zeka insanın yerine değil yanına konacak seviyede. Evet, aynen o şekilde asist ediyor. Dolayısıyla da yapay zekayı da aslında müşterinin faydasını arttırmak için o açık bankacılıktaki verileri inceleyip oradan müşteri faydası çıkarabilecek yapılara doğru gideceğiz diye düşünüyorum.
Süper. Şimdi tekrar Soft Adventures'a dönelim. Hazır söz sizdeyken. Evet. Geleceği biraz konuştuk. Soft Adventures şu an ne yapıyor? Aslında onu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkürler. Soft Adventures Temmuz 2020 yılında kurulmuş. Türkiye'nin ilk fintech girişim kurucusu aslında. Biz topluma değer yaratan girişimler oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem finansal teknolojilere inanıyoruz hem de sektörlerin dijitalleştirilmesine. Çünkü siz eğer müşteriye fayda sağlamak istiyorsanız sadece finansal verinin değil, aynı zamanda 360 derece sektöründeki gerçek yaşam döngüsü içerisinde kullandığı verileri de kullanmanız gerekiyor. Bunun için de bildiğiniz gibi Türkiye'de aslında bankacılık çok dijital. Avrupa'dan farklı bir yaklaşım var. Oysa ki birçok sektör henüz dijitalleşmede geri kalmış durumda. Biz bu teknoloji yetkinliğimizi aslında sektörleri dijitalleştirerek oradaki paydayı büyütüp total olarak müşterilere daha fazla fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Örnek vermek gerekirse İmece Mobil girişimimiz tarımın dijitalleştirilmesi konusunda çok aktif bir girişim. Bir tarım platformu mobil uygulama şeklinde çiftçiye uydu üzerinden uyarılar vererek tarlasıyla ilgili ya da hayvanlarıyla ilgili yardımcı olurken gübreleme ve sulama gibi servislerle girdi maliyetlerini azaltmaya çalışıyor. Elbette ki su israfını önlemek ya da gübreden dolayı toprağın kirlenmesini engellemek gibi sağladığı faydalarla topluma da bir fayda sağlıyor. Bunun dışında çiftçilerin tedarikçilerle bir arada işlem yapabilmesini sağlıyor ve son olarak tabii ki en çok bizi ilgilendiren oturumun fintech oturumu olması nedeniyle hem ödeme alınması tedarikçilerle hem de burada çiftçinin şimdi al hasatlı ödeme modeliyle aslında finansal ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde de 360 derece fayda sağlıyor. Benzer şekilde emlak sektörü özellikle çok dijitalleşmede geri kalmış bir sektör. Orada da açık bankacılıktaki verinin demokratikleşmesi, müşterinin faydasına o veriyi kullanmak, son kullanıcıya bu verinin kontrolünü verme anlamında emlak danışmanlarını özellikle ön plana çıkaran bir uygulamamız, bir mobil uygulama. Yapay zeka özellikleriyle birlikte o sektörde müşteri deneyimini üst seviyeye çıkaracak ve bu verinin demokratikleşmesini sağlayabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. İnsan kaynakları günümüzde en büyük sorunlardan birisi. Kurumların insan kaynaklarını yönetmek için Diamond adında yeni bir girişimimizi aramıza yatırım olarak aramıza kattık. O da Softtech'te iç girişimcilik olarak başlamıştı. O da büyük kurumların çalışanlarıyla ilgili 360 derece aslında bilgi edinmesini ve buradan aslında içgörüler çıkarmasını sağlayacak. Tabii ki TekCep'in yeri apayrı. TekCep burada finansal teknoloji olarak tüm bu girişimlerin sektörlerin dijitalleştirmesine katkı sağlayıp aynı zamanda da regülasyonla uyum konusunda da teknolojiyle birlikte hareket edecek bir girişim olarak ön plana çıkıyor. Çok teşekkürler. Gerçekten hani bir fintech kurucusu olarak yani farklı fintechlere karşımıza çıkmanız gerçekten çok güzel, çok başarılı girişimler çıkıyor. Yani. Son olarak dijitalleşmeye ve açık bankacılığa geçelim aslında çünkü artık sürekli konuşuyoruz. Pandemiyle beraber dijitalleşmeyi ekstra konuşuyoruz. Açık bankacılık da hayatımıza girdi. Bu sadece bankalar için değil, tüketici için de büyük bir değişiklik ve özellikle ticari tüketiciler için yani esnaflar için, KOBİ'ler için vesaire. Bu noktada önerileriniz nedir? Dijitalleşme ve açık bankacılık üzerinde neler yapmalılar, nelere dikkat etmeliler onları alalım sizden. Çok teşekkürler, sağ olun soru için. Gerçekten önemli bir konu. Tabii dijitalleşmeye, dijital dönüşüme artık hepimiz aşinayız. Özellikle yakın zamanda yaşadığımız 2020 yılından bu yana hayatımızda olan, umuyorum yakın zamanda çıkacak, salgın döneminde buradaki hem ihtiyaçlar arttı, ihtiyaçlara da cevap verildi aynı şekilde. Ve salgın dijital dönüşümü bir anlamda hızlandırdı da. Yani zaten o konuda önemli çalışmalar yapılırken ivme bir anda yukarıya doğru gitti. Bizim açımızdan tabii dijital dönüşüm İş Bankası için hem kendi iç süreçleriyle, şubesiyle, genel müdürlüğüyle, kendi iç süreçleriyle sürekli devam eden bir süreç. Ancak tabii dijital dönüşümün sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için dijital dönüşümü sunduğunuz kitleyle birlikte aynı anda senkronize bir şekilde hareket etmeniz çok önemli. O kitlede ihtiyaçla birlikte ortaya çıkan enerjiyi kullanmanız son derece önemli. Biz bunun için ilk önce ne yaptık? Ondan sonra tavsiyemi söyleyeyim. Türk Konfet'le birlikte önemli çatı örgütlerden bir tanesidir. Biz yaklaşık 30 civarında toplantı yaptık. Bütün Türkiye'yi gezdik. İlk etapta fiziken yapılan bu toplantıları daha sonra da durdurmadık. Salgın döneminde de dijitale taşıdık. Dijital Dönüşüm Merkezi ve Dijital Anadolu toplantılarıyla bu gereksinimi ilk önce esnaf ve KOBİ'lerimize anlattık.
Niçin önümüzdeki süreçte böyle bir gereksinim içerisinde bulunacağımızı, nasıl bir dünyaya doğru gittiğimizi, bu dünyada kendimizi hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için ne yapmamız gerektiğini ifade ettiğim gibi tüm Anadolu'yu gezerek anlattık. Bununla kalmadı tabii. Bizim işte KOBİ internet sitesinde de çeşitli içerikler hazırlayarak yine esnaf ve KOBİ'lerimize özellikle dijital dönüşüm konusunda rehber olabilecek içeriklerle seslenmeye gayret gösterdik. Esasen baktığımızda tabii müteşebbisimizin ben yeniliklere uyum sağlamak konusunda çok ciddi bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum bu topraklarda. Böyle bir avantajımız var. Ancak bazen maliyetten, bazen mevcut süreçleri değiştirmek konusundaki isteksizlikten, bazen de bilgi eksikliğinden dolayı müşterilerimizin dijitalleşmeye bir miktar mesafeli olabildiğini de gördük. Biz işte tam bu noktada o mesafeyi ortadan kaldırmak için mevcut ürünlerimize bir yenisini ekleyerek müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında toparladık. Arden Bey, Dijikolay'ı hayata geçirdik. Önemli bir yapı olduğunu düşünüyorum. Burada Dijikolay'da tabii e-dönüşüm hizmetlerinden e-ticaret ve e-ihracat çözümlerine pazar yerinden ön muhasebe uygulamasına, ön muhasebe uygulamasından bulut uygulamalarına kadar birçok ürün ve hizmeti bütün işletmelerin, büyüklüğü ne olursa olsun, bütün işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri bütün ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında topladık ve şu anda esnaf ve KOBİ'lerimizin kullanımına sunduk. Tabii esnaf ve KOBİ'lerimizin yönetsel süreçlerinin dijitalleşmesi de çok önemli. Sadece bizim sunduğumuz ürün ve hizmetlere ulaşım anlamında değil, o noktada da ilgili taraflarla işbirliği yaparak yönetsel süreçlerin dijitalleşmesi konusunda da önemli işbirliği imkanları esnaf ve KOBİ'lerimize biz sunuyoruz. Aslında Dijikolay'ı biz şöyle kafamızda tasarladık ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Esnaf ve KOBİ'lerimizin dijitalleşme sürecine eşlik edebilecek, dijitalleşmede her zaman yanlarında olabilecek yaşayan bir süreç, yaşayan bir yapı olarak dizayn ettik ve her geçen günde oradaki kabiliyetleri de artırmaya gayret gösteriyoruz. Yeni ürünler de ekliyoruz. Şöyle söyleyeyim, süremizi de etkin kullanmak için aslında esnaf ve KOBİ'lerimizin bu konuda içi rahat olsun. Hem onların dijitalleşme gereksinimlerini karşılıyoruz hem de tek cep, tek POS gibi birçok ürünümüzü açık bankacılık kapsamında kullanıp onların da dijitalleşmesine destek oluyoruz. Bu konudaki faaliyetlerimizde herhangi bir kesintiye uğramadan devam edecek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Benim sorularım bu kadar. İkinize de verdiğiniz bu bilgilendirici sohbet için çok teşekkür ederim. Gerçekten yani hem benim için umarım izleyiciler için de çok güzel bir sohbet olmuştur. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.